Sezer Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı Salih Berber ve ilçe yönetimi önce Sebzeciler Odası'nı ardından da Yenice ve Cuma Mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek seçim öncesi fikir alışverişinde bulundular. Hoş bulduk. Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı Salih Berber ile ilçe teşkilatı ilk ziyaretini bugün Sebzeciler Odası'na gerçekleştirdiler. Sebzeciler Oda Başkanı Hayrettin Uz sektörde yaşadıkları sıkıntıları partilere anlattı. Odası'na İlerleme Saadet Partisi Yönetim Kurulu ve Sayın Milletvekili adayımız Salih Berber Bey geldiler. Kendilerine hoş geldin diyorum. Odamızdan, yönetim kurulundan, şahsından esnafımızın sorunlarını belirlemek, ona göre kendilerine yol haritası çizmek adına buraya geldiklerini ifade ettiler. Biz de gereken açıklamaları yapacağız. Kendilerine bilgi vereceğiz. Nerelerde sıkıntı yaşanıyor. Onlardan bahsedeceğiz. İnşallah kendileri seçildiğinde bir dost olarak mecliste bizim savunucumuz olduğuna inanıyoruz. Hoş bulduk. Saadet Partisi Milletvekili adayı Salih Berber de yaşanan sıkıntılardan kurtulabilmek için önümüzdeki seçimin iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarımız ve mutat ziyaretlerimiz çerçevesinde meyveciler ve sebzeciler adamızı ziyaret ediyoruz. Bizi kabul eden çok değerli başkanımıza, şahsında ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz. Ülkemiz bir tarım ülkesi ve kendi kendisine yeterli olan dünyada tek sayılı ülkelerden birisi. Ümit ediyoruz ki bu durumumuzu devam ettiririz. Bu anlamda tarım kesimi, bağ, bahçe, bunun da halkımıza, insanımıza sunulması anlamında da bu odamız, Meyveciler ve Sebzeciler Odası aktif görev yapmaktadır. Çalışma yapacağımız dönem içerisinde, gayretlerimiz içerisinde insanımızın bir taraftan ürettiği meyvesini, sebzesini gerçek fiyatlardan değerlendirmesini sağlamak, girdilerinde, gübre girdisi, mazot girdisi, ilaç girdisinde uygun bir zemin oluşturmak, diğer taraftan da üretilen bu meyvenin, sebzenin vesaire ürünlerin insanımıza en kaliteli, en ucuz ve en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlama konusunda elbette ki gayretlerimiz olması lazım. Bunun altyapısını oluşturmak, değerli başkanımızdan bu alandaki sorunlarını dinlemek ve fikir paylaşmak için geldik. Teşekkür ediyoruz ve bu vesileyle de bu önümüzdeki seçimin tüm ülkemize, bu arada ilçemize hayırlı uğurlu olmasını, meyveci, sebzeci esnafımızın da yüzünü güldürmesini temenni ediyoruz. Daha sonra ise Yenice Mahalle Muhtarlığı ziyaret edildi. Muhtar Halil Peynirci seçimlerde Saadet Partisi'ne başarılar dilerken, milletvekili adayı Salih Berber de yine 22 Temmuz'da yapılacak seçimlerin önemine işaret etti. Başlangıcını olacak seçimin başlangıç olarak İnegöl Yenice Mahallesi muhtarı olarak beni ziyarete geldiler. Sağ olsunlar, Allah yardımcıları olsun. Türkiye genelinde İnegöl'e hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim Yenice Mahallesi'nde şu an 3542 tane oyumuz var. Bu da yani güzel bir potansiyel. Salih Başkanımız senelerden beri tanıdığımız, sevdiğimiz bir dostumuzdur. İnşallah Allah muvaffak etsin diyoruz. Yani ben burada şöyle diyeyim, İnegöl milletçiliği yapıyorum. İnegöl'den milletvekillerini bu Ankara'da temsil etmelerini istiyorum. Benim gönlüm hep İnegöl'ün il olmasını isteyen bir vatandaşım. En azından nüfus sayımımıza göre 2 veya 3 milletvekili düşse İnegöl'de yaşayan insanların Ankara'da bizi temsil etme şanslarının olmalarını, böyle bir olayın olmasını istiyorum. Ahmet abimiz, sevdiğimiz bir abimiz, ellerinde büyüdüğümüz bir abimiz. Allah muvaffak olsun diyoruz. Biz muhtarlar olarak burada siyasi partilere hepsi bizimle eşit mesafelerdedir. Onların ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız gerçekten de insanımızla, devletimiz arasında, vatandaşla devlet arasındaki en ciddi köprülerdir. Biz de bir noktada bu köprüden şu anda geçme durumundayız. Ve bir taraftan muhtarlarımız tabana hizmet ederken biz de Allah'ın izniyle eğer bize görev tevdi edilirse bugüne kadar yerel siyasette yaptığımız, ettiğimizi genel siyasete de, merkeze de yansıtmak istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Ve az önce de muhtarıma ifade ettim. Biz bir ateşten gömlek giydik, bir taşın altına elimizi koyduk. Bundan şeref duyuyoruz.
hele hele Saadet Partisi milletvekili adayı olmakta şeref duyuyor. Değerli ilçe halkımıza da bu vesileyle diyoruz ki biz sizin yükünüzü Allah rızası için milli ve manevi değerlerimiz gereği taşımaya adayız. Biz sizin sıkıntınızı, evladınızın sıkıntısını, aç kalan, işsiz kalan, ahlaki yönden sıkıntı çeken insanımızın sıkıntısını giderebilmek için şu anda elimizi taşın altına koyduk. Siz de bizlere yardımcı olun da hep beraber ülkemizi, memleketimizi kalkındıralım diyoruz. Aksi takdirde endişelerimiz var ki hep beraber sürünmeye, bugün ağzımız burnumuz kırılmışsa yarın başımız kırılmaya devam edeceğiz. İnşallah bu durumlara düşmeyiz diyor. Bu seçimin tüm ilçemize, ülkemize, şu anda bir vesileyle ziyaret ettiğimiz Yenice Mahallesi sakinlerine de hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Yenice Mahalle Muhtarlığı'nın ardından Cuma Mahallesi Muhtarlığı ziyaret edildi. Ziyarete konuşan mahalle muhtarı Abbas Ur, ziyaretinden dolayı Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı Salih Berber'e teşekkür etti. Saadet Partisi Milletvekili adayımız geldiler. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz muhtarlar siyasi değildir. İsimleriyle, şahsiyetleriyle seçilirler. Fakat sorunlarımızla, dertlerimizle azıcık dertleştik. Kendilerine teşekkür ediyorum. 2 Temmuz'da çok önemli bir seçim olacak. Bu seçimler tüm ülkemizi, hatta dünyayı ilgilendirdiği kadar ilçemizi de ilgilendiriyor, Bursa'mızı da ilgilendiriyor. Biz de Saadet Partisi milletvekili adayı olarak şu anda halkımızla, insanımızla birebir iç içe olan muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu anlamda şu anda Cuma Mahallesi muhtarımızı ziyarete geldik. Kabullerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Halkımızın sıkıntılarını, sorunlarını birebir gören, mahallesinde takip eden muhtarlardır. Muhtarlar adeta devletle millet arasındaki köprüdür. Bunun için gerçekten de çok önemli kuruluşlardır. Ve bu bağlamda da muhtarların halkımıza yönelik çalışmalarıyla siyasi parti olarak bizlerin çalışmaları birbiriyle paralel. Sonuçta insanımıza, ülkemize hizmete çalışıyoruz ve bundan da ülkemiz, insanımız faydalandığı zaman biz de mutlu, huzurlu oluruz. Şunu da ifade edeyim ki şu anda insanımız, İnegöl'deki insanımız da, Türkiye'deki insanımız da ekonomik anlamda sıkıntıları var. Çocuğuna iş bulabilmenin endişelerini yaşıyor. Üniversiteyi bitiren çocuğuna iş bulabilmenin endişelerini yaşıyor. İş yerini kapatmamak için, ayakta tutmak için mücadele veriyor. İşçilerine maaşını ödeyebilmek için ay sonu geldiğinde büyük sıkıntılara giriyor. Diğer taraftan şu anda güvenlik konusunda insanımızın sıkıntısı var. İşte gün geçmiyor ki şehitler ülkemizin dört bir yanına gelmesin. Bu da bizi derinden yaralıyor ve derin bir şekilde de düşündürmesi gerekiyor. Neden, niçin diye. Diğer taraftan ahlaki yönden sıkıntılar var. Gün geçmiyor ki ülkemizin bir yanında veya ilçemizin bir sokağında kavga olmasın, bıçaklama olmasın, vurma kırma olayları olmasın. Tüm bunları düşündüğümüz zaman diğer yanda da inançlar üzerinde büyük bir baskı var ve başörtülü olduğu için çocuklar okula gidemiyor. Aha yaz geldi, 12 yaşından küçük çocuklar yasa gereği Kur'an kurslarına alınmıyor. Tüm bunları bir arada düşünüyor, diyoruz ki bunun kaynağı nedir diye. Arkasında Batı'nın olduğunu, Avrupa Birliği sürecinde bu olup bitenlerin başımıza geldiğini, Amerika'nın olduğunu, Irak'ta taş üstünde taş koymayan Amerika'nın PKK'yı beslediği, kolladığı, gözettiğini ve orada da bir oluşuma meydan verecek şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu sıkıntı ve dertlerimizi paylaşalım. Gidermek için neler yapılabilir, bunları düşünelim, bilgi alışverişinde bulunalım diye şu anda muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah önümüzdeki seçim ülkemizin kurtuluşuna vesile olur. İnşallah şu anda tabiri caizse ağzımız burnumuz kırık vaziyetteyiz. Başımız ezilmeden, kırılmadan kendimize geliriz. Sağ sol gerginliği yaratılan bu suni ortamlara kanmaz ve ülkemize, memleketimize hayırlı olacak bir sonucu kendi elimizle kurarız diyor. Teşekkür ediyoruz.